ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፒሲን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬ የማቀርብላችሁ በአለም ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑ የእግር ኳስ ተጫዋቾችንና ውሾቻቸውን ነው። እነዚህ ተጫዋቾችና ቅምጥል ውሾቻቸውን እንድታዩና እንድትደሰቱ በትንሹ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብ ላይክ እና የደውል ምልክቱን በመንካት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሐሳብም ሆነ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልኝ። እኛን በቀጥታ ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ በስክሪኑ ላይ በመታየት አድራሻ ልታገኙን ትችላላችሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይቆዩ። We'll be right back.
arada sağda bir köpek var. İnanılır gibi değil. O serbest vuruşu kullanmak istedi. Topu da hala bırakmıyor. Top hakimiyeti bayağı yüksek. Evet. Çok ilginç bir görüntü. Vefasızlığında. O topu onun elinden almak pek kolay olmayacak. Pek çok oyuncudan daha çok sahip bir topu aslında. Şimdi işte yine topun peşinden böyle kenara geliyor. Çok akıllıca. Onu dışarı çıkarmanın belki de en etkili yolu buydu. Yani çok fazla gördüğümüz bir görüntü değil futbol sahalarında ama müthiş bir deparla geldi ve işte bakın topa nasıl sahip çıktığını. Evet. Ki burada bayağı bir antrenman yapmış. Şimdi kaptan Zeki baktı ki olmayacak. Onu aldı, kucakladı. Sahanın dışına işte böyle çıkarıyor. Demirlerin dışına çıkarmazsa tekrar geri gelir o. Evet. Ona bir zarar vermeden en doğru şekilde tribünlere çıkardı. Çünkü futbol oynamaya çok hevesli bir köpek. Eğer tribünlere çıkmasaydı oyun alanını pek terk edeceğe benzemiyordu. Koray'da kaldı top. Evet, ilk yarıda sahaya giren minik Hafacan ikinci yarıda da yine bir yolunu bulup sahaya girmiş durumda. O topu da vermeye çok kararlı değil. Hakem aldı bu kez topu. Topu buldukça peşinden koşuyor gerçekten de. Evet, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oyun durdu onun yüzünden. Evet, sağ dışına böyle çıkartılıyor. Onun bu top sevgisi her iki yarıda da